30 Ocak 6 Şubat haftalık tarotlarımla sizlerleyim değerli takipçilerim diyorum, dedim bile. Değerli koçlar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Evet, işlerinizle ilgili özellikle bu 4 gün içerisinde tamamlamanız gereken bir sürü işleriniz var. Bunlarla alakalı kararsız kaldığınız noktaları çözmeniz lazım. Çünkü parasal evrede de yaşadığınız krizler siz artık tam anlamıyla işe konsantre olamadığınızı gösteriyor. Ve ikili ilişkilerde bulunduğunuz alandaki iş yerindeki konuşmalar biraz yıpratıcı ve sizi yıpratan insanlarla iç içesiniz. Özellikle A ve R harfi olan birinden iş konusunda çok büyük bir destek alacaksınız. Ve özellikle de S ve N harfi bir kadından da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum değerli koçlar. Yeni işe girmek isteyenler için kart çekiyorum hemen. Evet, uzun süredir iş bekliyorsanız bir erkekten ve genç bir erkekten destek alarak iş kapılarınızla ilgili güzel oluşumlar yaşanacak gözüküyor. Bakalım bu yer değişimi bekleyenler için yazışmalar, yeni oluşumlar, yeni noktalar yaratmanız lazım. Yaratmadığınız takdirde bulunduğunuz noktada devam edeceksiniz. Borcu olan koçlar için evet, son 2,5 senedir yaşadığınız krizler, özellikle biraz daha mücadele etmeniz lazım. Eğer mücadele etmezseniz krizler sıkıntıya doğru gidiyor. Ev almak ya da araç almak isteyenler için şu an ekonomik olarak bazı zorluklarınız var. Taşınma sizin için doğrudur ama ev alma konusuna daha vakit var diyorum. Evet, ilişki konusunu hemen çekiyorum. Biraz ilişkiler konusunda meditasyon, ruhunuzu iyileştirmek ve karşı tarafın sizi anlamaması ile ilgili enerjilerde yorgun bir ruh haliniz var. Ve bu yüzden de biraz kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Ve adil olan noktada sevgiliniz ya da eşinizle ilgili karmaşalar sizi çok fazla üzüyor ve yıpratıyor. Ve karşı tarafın anlayışsız tavrı, artık ayrılalım mı, yol alalım mı diye düşüncelere ve yıkım içerisinde olabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Evlenmeyi düşünenler için biraz daha vakit var. Ani bir ilişkide kırgınlıklar, kaoslar yaşanabilir. Kalbinizdeki kişi evet sizi düşünüyor. Geri gelmesini istiyorsanız ufak tefek geri gelişler söz konusu olsa da şu an için acele etmeyin. Ama çocuk isteyenler için sürpriz bir evre var. Sevgili boğalar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. İşinizle değil de aile içerisindeki yaşanacak bazı krizlere, bazı yalanlara, bazı iftiralara maruz kalabilir ve ailevi sorunları bir an önce çözmeniz gerekiyor. Çözmediğiniz takdirde büyük yanlış anlaşılmalara sebep var ve burada parasal konu, mal konuları ile ilgili krizler yaşayabilirsiniz. Peki evli çiftler için kökte evliliğinizle ilgili bir sıkıntı var olmuş gibi gözükse de kökten kaynaklı sıkıntıları çözmeniz lazım ve geçmişe yaşattığınız konular gündemimize gelebilir. Eğer ilişkinizin geri gelmesini bekliyorsanız, özellikle U ve M ve R harf olan bir kişi beklediğiniz harflerde ise %100 size geri geliş yapacak. Ve esmer bir kadın ya da esmer bir erkek sevgilisini bekliyorsa, sevgiliniz renkli gözlüyse geliş evresi var gözüküyor. Endişe etmenize gerek yok. Evlenmeyi düşünenler için biraz daha parasal evrenizi toparlamanız lazım. Çünkü burada iş konularınızla ilgili yaşadığınız krizler daha evliliğe hazır olmadığınızı gösteriyor. Ve iş yerinizde yıkımlar ve maddi kaoslar kaynaklı sıkıntılar var. Ve yeni iş arıyorsanız başlangıçlar yapmanız lazım. Yapmadığınız takdirde burada her geçen gün sıkıntı içerisinde olacağınız gözüküyor. Yeni iş arayanlar için dengeli ve doğru bir kapı sizin hayatınıza geçiş yapacak ama sizin yeni bir iş bulmak ya da sizin bu işle ilgili benim ruhuma uyacak mı endişeleriniz çok fazla var. Eğitim konusunda yarım bırakılan ya da tamamlamak istediğiniz işinizle alakalı evraklarınız varsa mümkün olduğu kadar bunları ihmal etmeyin. Çünkü üst düzey kişiler bu evraklarla ilgili sıkıntılar yaratacak ve siz bu konuda sıkıntıya düşebilirsiniz. Kendi işini yapanlar için hemen bir kart çekiyorum. Bu ara parasal evrenizde sıkıntılar var. Bu sıkıntıları çözmeniz gerektiğini uyarıyorum. Sevgili oğlak ikizler nasılsınız? Sevgili ikizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyseniz ne mutlu bana diyorum. Onları da not alıyorum dakikalarınız için. Sevgili ikizler nasıl gidiyor hayat? Hemen çekiyorum size. Dedikodu, karmaşıklık, yalan, kaoslara itilebilir
Ve çevrenizdeki inandığınız insanlar sizin için gereksiz konuşmalar yapabilir ve işinizde de bazı aksiliklere sebep olabilir. Bu hafta dikkatli olmanız ve güven içerisinde olmanız için enerjinizi lütfen komple değiştirmeniz lazım. Özellikle isminde H harfi, N ya da K harfi birinden iş konusunda çok büyük bir destek alacaksınız. Masa değişimi, yeni bir değişim beklenti içerisindeyseniz bu hafta bu konularla ilgili açığa çıkacak güzel konuşmalar ve tekrar işinizle ilgili doğmak, büyümek anlamında çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Çünkü iki doğumu aynı anda tadıyorsunuz. Parasal evrede eğer kriziniz varsa bunları çözmek için doğru bir başlangıç. Bu hafta bunları çözmeniz size hayır ve bereket getirecek gözüküyor sevgili ikizler. Özellikle üst düzey yöneticilerinizle ilgili atışmalar, tartışmalar varsa bunlarla ilgili rahata erme, aydınlığa kavuşma ve farklı bir alandan iş bekliyorsanız bununla ilgili de güzel bir gül açılıyor. Özellikle mesela büyük bir kurumsal firmaya ya da devlet kapısı ile ilgili bazı anlaşmalarınız varsa fırsatlar sizi bekliyor. Korkmanıza gerek yok diyorum. İlişki konusunda kaderinizdeki insanla evlilik teklif edebilir ve bu insanla aramızdaki bazı karmaşıklıkları düzeltmemiz gerekiyor ve hayatınızdaki insana dönem dönem güvenmediğiniz ve hayatınızdaki insanın size dürüst olmadığını düşünüyorsunuz ve kalben çok acı çektiğiniz gözüküyor ve artık ilişki konusunda iyileşmek istiyorsunuz. Evli çiftlerde de bu ara taşınma konularımız ya da alım satım konuları çok fazla yoğun olacak bu hafta. Biraz daha birbirinize vakit ayırmanız lazım. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Değerli yengeçler. Sizin hayatınızda uzun süredir işinizle ilgili ters giden olaylarda güzel kapıların açılacağı, Rabbim size çok güzel huzur vereceği bir aydınlanma haftanın söz konusu gözüküyor. Ve özellikle burada size iş konularında yeni anahtar, yeni arayış içerisinde olanlara çok güzel fırsatlar var. Korkmanıza gerek yok. Bu hafta deve yükünde beklenmedik paralar, hayatınızdaki yaşadığınız para krizlerinizle ilgili çok güzel toparlanmalarınız söz konusu. Bunları hayatımızda en verimli şekilde toparlayacağız. Özellikle kadınlarla yoğun bir alanda çalışıyorsanız, üst düzeyiniz kadınsa size iş konusunda farklı bir teklif yaratacak ve bu teklifi doğru değerlendirdiğinizde kaderinizde güçlenme, rahata erme ve doğru seçimler yapacaksınız. Eğitim yapan gençlerimiz için biraz daha eğitim konularınıza dikkat etmeniz lazım. Hayalleriniz değil, gerçekleri görmeniz lazım. Evet, hayallerinizden vazgeçmeyin ama gerçek yönlerinizi de görmemiz lazım. Yeni iş arayanlar için güzel fırsat, güzel kapılar var ama şöyle söyleyeceğim, uzun süredir borç ve parasal evrede tahammül edemeyen, artık kimden ne para kapımı kapandı, kimseden bir şey istemiyorum diyorsanız ailenizin bir desteği sizi rahatlamasına yardımcı olacak. Aşk konusunda ilişkinizle ilgili yaşadığınız krizleri çözmeniz lazım. Çünkü çözmediğiniz takdirde bu ilişkinin sert giden ve küskünlükler ve sizi tam anlamıyla yoracak diyaloglar var ve kafanız bir sürü soru işaretleriyle mağdur kalabilir ve bu kalışlar sizi rahatsız edebilir diyorum. Evli olanlar için özellikle ev hanemizle ilgili tardilat, yenilenme, yenilik, yeni alma konularımız var ama ekonomik anlamda sıkıntılarımız var ve eşinizin uzun süredir işleriyle ilgili parasal konularında yaşadığı krizler toparlanamıyor. Kalbimdeki kişi sizin için, kalbinizdeki kişi sizi seviyor ama biraz daha vakite ihtiyacınız var diyorum. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun diyorum. Evet, kafanızda işinizle ilgili yaşadığınız krizleri çözmek için toplantı, organize işler, yeni oluşumlar, özellikle devamlı iletişim hakimiyetinde olacağınız oluşumlar var ve bunları dua ettiğiniz takdirde ve inandığınız takdirde başarı ve aydınlanma haftanız söz konusu olacak. Terfi ya da yer değişimi, kendi işinizi açmak istiyorsanız güzel fırsatlar var. Parasal anlamda beklediğiniz ve geciken paralarla ilgili de sürpriz sizi mutlu edecek diyaloglar söz konusu olacak. Özellikle evli çiftler için bu ara araç konusu, araç alımı satımı ile ilgili ve iş kurmak ve işinizle alakalı yaşadığınız krizleri toparlama ve kırılan enerjiyi iyileştirmek isteyeceğiniz bir hafta. Hataları, yalanları geride bırakacağız ve tam anlamıyla aile bütünlüğü, iş bütünlüğü evresine geçiş sağlayacağız. Aile büyüklerimizde kadın rahatsızlığı, babaanne, anneanne, anne, teyze, hala konuları ile ilgili biraz sıkıntılar var ve çözülmesini istediğiniz miras ve para ile ilgili de adil paylaşım bekliyorsunuz bu hafta ama daha bunun için vakit var diyor. Kalbimdeki kişi, maskeleri indir aslan, duygularını net ifade et. Çünkü sen
karşı tarafın duygularını biliyorsun ama karşı tarafa duygularını ifade etmiyorsun. Haydi karşı tarafa duygularını ifade etme dönemi diyorum. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun diyorum. Evet, yön bulmak, yeni başarılar, yeni oluşumlar elde etmek istiyorsunuz ve özgürce kanadınızda değişiklikler aradığınız gözüküyor. Z harfi ve G harfi birinden iş konusunda çok büyük bir destek alacaksınız ya da bulunduğunuz noktada Z ve G harfi size her konuda destek vereceği gözüküyor. Aile büyüklerimizden, dededen kalan miraslarla ilgili sıkıntılar söz konusu olacak bu dönem ve biraz karışıklıklar var. Ama yeni işe geçmek, yeni iş kapısı arayanlar için riskli bir hafta. Sadece araştırmalara geçin, doğru kapı için daha vakit var diyorum. Yer değişimi ya da konum değişimi için evet hızlı kararlar verebilirsiniz. Çünkü tebrikler diyor, yer değişimi ve sizin için değişecek birçok konu var. Cesaretinizi toparlayın ve yeni arayışlara girmek ve çünkü bulunduğunuz noktanın size bir artısı olmadığının kararına vardınız. Evet, mantıklı ve acele etmeden doğru kapınız var. Sabırlı olduğunuz takdirde bu hafta doğru oluşumlar yaşayacaksınız. Borç verdiğiniz ya da borç almayı düşündüğünüz, şu an imkansız diyorum, karşı tarafın sıkıntısı var. Eğer borç bekliyorsanız da gelmeyecek gözüküyor. Panik yapmanıza gerek yok diyorum. Evli çiftler, bu ara aslında enerjimiz çok yüksek. Sadece para gereksiz harcamalarımız var. Bunları düzelteceğiz ve uzun süredir ailenizle alakalı yaşadığınız kırgınlıkların düzelme haftası. Kalbinizdeki kişi sizinle ilgili bekliyorsanız gelmeyecek. Boşuna beklemeyin. Ama yeni aşk, yeni enerji var. Bence bu noktanın hazırlığı içerisine girmeniz sizin için daha sağlıklı diyorum. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun, umutlu bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. İş gereği yapmanız gereken seyahatler ve çözülmesi gereken bir sürü olumlu evreler var ama çok hareketli, yoğun, koşturmalı, telaşlı bir haftaya giriş yapacaksınız. Ve deli deli insanlarla muhatap olup enerjinizi düzeltmenizi istemiyorum. Çünkü burada çok büyük bir mücadele haftanız var. Eğer bu mücadeleyi başardığınız takdirde bilgelik ve zenginlik. Ve özellikle şöyle söyleyeceğim. L harfi ve T harfi birinden büyük bir destek alma olayışınız var. Yeni bir iş kurmak, yeni bir oluşum yapmak istiyorsanız doğru konuşmalar, doğru enerjiye gireceksiniz. Ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklarda güzel oluşumlar var. Bu ara kendinizi içsel dünyanızda yalnız hissedebilir, maddi olarak yaşadığınız krizleri nasıl toparlarım diye endişeleriniz olsa da sürpriz kapılarınız var. Korkmanıza gerek yok. Hiç endişe edilecek gibi değil. Gayet akıcı ve güzel. Sadece planlı hareket etmenizi öneriyorum değerli terazi burçları. Aşk konusunda kaoslarınızı, geçmiş yıpranan enerjinizi düzeltirseniz bu dönem aşkla birlikte bütünleşme enerjiniz var. Sadece bu evrede yıpranmak istemediğiniz gözüküyor. Evli çiftler için belki aileyle alakalı yaşanan sorunlar gün içerisinde bizi yıpratmış olabilir. Karı koca hayatımızda biraz tatile ya da uzun soluklu ilişkimizin biraz daha tatile ihtiyacı var. Çünkü siz birbirinize ait enerjiyi uzun süredir yaşamadığınız için biraz kendi içinizden soğukluk var. Bunu düzeltelim. Evlenmeyi düşünenler için özellikle hanımlar evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu ilişkiyle ilgili gelecek vaatler veriyor. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun, umutlu bir hafta olsun. Hemen çekiyorum. A ve K harfi Koç burcu birinden ya da Ateş burcu birinden alacağınız bir destek sizi gayet işinizle ilgili büyük bir başarı. Yönünüzle alakalı yaşadığınız krizleri çözmek, hiç beklenmedik anlaşmalara gireceğiniz bir nokta ve hatta beklediğiniz farklı iş kapılarından da olumlu diyaloglar yaşayacaksınız ve bu sizi gayet mutlu edecek diyorum. Şu anki bulunduğunuz noktada pişmanlıklar yaşıyorsunuz ve buraya çok emek verdim ama kimse beni görmüyor diyorsanız da burada da sizinle ilgili iyi düşünceler içerisinde olacak insanlar var. Sadece siz yıkıp gidip başka bir alana geçmek isteyebilirsiniz. Alternatif kapılar var ama burası da sizi iyileştirecek. Acele etmenizi uygun görmüyorum ama yeni kapılar da size şans verebilir. Bunu da gözden geçirmek lazım. Parasal evrede burada mutlu değilsiniz çünkü. Aşk konusunda... Evet, özellikle şanslı bir hafta, bereketli bir hafta, duygusal hayatınızı iyileştirmek, doğru noktayı görmek ve doğru enerjiye gireceğiniz gözüküyor. Aslında kalbinizdeki hazine size doğru ifade edecek. Evli çiftlerimiz için özellikle eşinizin işle alakalı yaşadığı krizler biraz hanemizi yıpratabilir, yorabilir. Ama sizin de özellikle ailenize ait bir ev konusuyla ilgili biraz krizler, biraz sorunlar, biraz yıpratıcı davranışlar söz konusu gözüküyor. Bir an önce bunu düzeltmek daha sağlıklı olacak.
Sevgili yaylar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun diliyorum. Bakıyorum hemen. Bu ara içinizdeki şeytan uyanmış. Her şey benim. Her şeyi yapacağım. Her şey işte kendimi ispatlayacağım. Ve hayatımdaki hedeflediğim primim, haklarımla alakalı büyük bir mücadele. Gerekiyorsa işimden çıkarım, başka bir iş bakarım diyeceksiniz ama buradan kimse sizi çıkartmak istemiyor. Sizin yapmanız gereken haklarınızla ilgili hukuki noktaya başvurmanız lazım. Çünkü siz bu hakları kazandınız ama kimse sizin hakkınızı vermeyi düşünmüyor. Ona göre hazırlıklı olun. Yeni iş arayanlar için alternatif yay. Güzel bir kapı var, değerlendirebilir ve bu kapı ile ilgili de uzun süredir hayalleriniz vardı. Bu anahtar sizinle birlikte kökleniyor. İşsiz olanlar için evet yolculuklar ya da farklı bir alanda bir işte beklentiniz varsa yollarla alakalı iş kapınız hayırlı olacak gözüküyor. Aşk konusunda yön bulamama, duygusal yönünüzün yıpranmış olduğu ve özellikle de son zamanlarda kimsenin size iyi davranmadığı ile alakalı kaygılarınız var ve ilişkilere güveniniz yıpranmış ve ilişkiler beni delirtiyor diyorsunuz. Yeni iş var ama ilişki var ama siz kendi kalbinizdeki korkularınız olduğu için belki cesaret edemiyorsunuz. Hadi cesaretlen, iyi gelecek. Evli çiftlerimiz için de son zamanlarda zamana bırakılmış kırgınlıkları iyileştirmek istiyorsunuz ama bir ilişki terapisti size iyi gelecek çünkü siz anlamsızca kaoslara, anlamsızca tartışmalara doğru ilerliyorsunuz. Dikkatli olun. Sevgili oğlaklar, büyük işler, yeni işler, yurt dışı seyahatleri, gideceğiniz yolculuklar, yeni planlar içerisindesiniz. Vakti ve zamanı gelen her şeyi yenilemek istiyorsunuz. Evet, büyük bir başarı. Özellikle kendi işini kurmak ya da işle ilgili yaşadığınız kaosları toparlayıp kendi haritanızla alakalı yön almak istiyorsunuz işinizle ilgili. Bunu başlamak için doğru bir hafta, cesaretinizi toparlayın. Yaşadığınız buradaki pişmanlıklardan çıkıp cesaretinizi toparladığınız takdirde muhteşem iş kapılarınızda yenilikler, beklenmedik fırsatlar sizi bekliyor. Hiç korkmayın, yol alın diyorum. Cesaretinizi toparlayın. Uzun süredir işsiz olanlar için adil olan mahkemeleriniz var. Çözülmesini istediğiniz konularla ilgili bekleyiş içerisindesiniz. Mahkemeleriniz daha çok bekleyeceksiniz ama alternatif iş kapısı, yakın bir dostunuzdan alacağınız bir fikir sizi mutlu edecek diyorum. Bence o fikre, hayatınıza bakın. İlişki konusunda hayatınızdaki insanı anlamsızca kırıyor ve yıpratıyorsunuz ve o insanı üzüyorsunuz. Lütfen onu üzmeyin. Deli deli konuşmalarınızı geri bırakın ve bu ilişkinin akışına ve yönünü doğru ilerletmeniz lazım. Evli çiftler için çekiyorum. Bu ara ateşli konuşmalar, alım-satım konuşmaları ve parasal evredeki yaşadığınız krizlerle ilgili iyileşme tartışmaları var ve bir toprakla ilgili satış kararı içerisindesiniz. Bu borçları toparlamak için, çünkü biriken borçlar size sıkıntı yaratıyor. Bu ara ev eşyası değiştirmeyi düşünen oğlaklar, acele etmemeniz gerekiyor diyorum. Sevgili kovalar, nasılsınız? İş konunuzda eliniz ayağınız bağlı gibi ve buradaki kader artık bana gülümsemiyor. Alternatif nokta bekliyorum, bir türlü olmuyor. Ben ruhumu, enerjimi çok kaybettim ve buraya o kadar emek verdim. Aslında emeklerinizi aldınız ama sizin hedefleriniz, çalışma temponuza göre az emek verildiği gözüküyor. Yeni kapı içinde daha cesaret kapınız var ama beklediğiniz şirket ya da beklediğiniz iş kapısı ile ilgili olumlu süreç olmadığı için sessiz sedasız burayı idare ediyorsunuz. Devam edin ama güzel bir iş teklifi var. Bu teklif sizin için çok güzel ve olumlu olacak. Hiç korktuğunuz gibi değil. Hemen valizinizi, eşyanızı toplayacaksınız. Yeni kapınız hayırlı olsun. Özellikle kendi işinizi bir dostunuzla kurmak istiyorsanız biraz daha dostunuza güvenip güvenmemekle ilgili kararsızlıklarınız var. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Çünkü iş doğru ama ortaklık konusunda kaygılarınız var. Bunu bir an önce düzeltelim. Evet, mahkeme ile alakalı çözülmesini beklediğiniz evraklarda gecikme, sizi haksızlığa itebilirler, davanız ya da mahkemeniz kaybedebilirsiniz. Bunlarla ilgili mümkün olduğu kadar detayları gözden kaçırmamak lazım. Kaçırdığınız takdirde davalar kaybı var gözüküyor. İlişki konusunda özellikle evli çiftlerde boşanma, bu ilişkinin sizi mutsuz ettiği ve kendi motivasyonumu bulamıyorum, bütün sorumluluk benim üzerimde ve karşı eşim ya da hanımım bana bir türlü sahip çıkmıyor diye endişeli olan
çiftlere diyorum ki ilişki terapisi de şart çünkü şüphe ve endişe içerisinde yaşamaktan yorgunsunuz. Aşk konusunda ihanete uğrayabilir, yalanlarla karşı karşıya kalabilir, ani köklerimizi ziyan edebiliriz ama kalbinizdeki kişi sizi düşünüyor, adım atmakta cesareti yok. Hadi adımı sen at diyorum. Sevgili balıklar nasılsınız? Güzel bir hafta. Keyifli bir hafta sizinle olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diyorum. Evet, bu ara iş konularınızla ilgili aksilikler, hatalara maruz kalabilir ve arkanızdaki toparlamanız gereken işleri erteleyip hafta çok yoğun bir haftaya başlayabilirsiniz. Arkadaki işleri bir an önce çözün çünkü yeni projeler, yeni olumluluklar var. Bunlara vakit ayırmanız gerekiyor. Farklı bir alana gitmek isteyen için beklediğiniz bir teklif, bir erkekten gelecek teklif yeni yol almanıza yardımcı olacak. Özellikle bu kişide H harfi, Y harfi ve C harfi belirgin gözüküyor. Bu teklif size gelecek diyorum. Değerli balıklar, özellikle renkli gözlü birine aşıksanız evlilik teklif edecek ya da siz renkli gözlüyseniz evlilik teklif alacaksınız. Kalbinizdeki kişi kimse size bereketiyle geri gelecek ve içinizdeki gözyaşı bitecek. Kendi işini yapmak isteyenler için hemen bir kart seçiyorum. Evet, şu an hata yaparsanız risk altında olmanızı istemiyorum. Ama tek başınıza yapmanız risk altında olabilir. Ani kararlar vermeyin. Evli çiftler için çocuk planı içerisinde olabilir ve yurt dışı ya da şehir dışından bir ev niyeti içerisinde olabilir ya da ailenize ait miras konuları ile ilgili başka bir yerde olabilir. Bunlarla ilgili çözüm oluşumu var gözüküyor. Kardeşlerinizle alakalı tartışmalar biraz sizi yıpratabilir, üzebilir. Bunlara hazırlıklı olalım. Evet, 30 Ocak 6 Şubat haftalık tarotlarımızı yaptık. Nereye gidiyorsunuz? YouTube'da kalıyorsunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.